Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2020'de Kadro Artı Paket Yorumlama serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Hemen hız kesmeden hızlıca kadro yorumlamak için başlamak istiyorum ama videoya başlamadan önce hemen bir like atın. 3 saniyede like atarsınız, tam ekranı kapatın. Ve yeni izlediğinizde kanala abone olun, bildirimleri açın ki süper güç serilerinden ve hayalimdeki kadro serilerinden ve devamındaki yapacağım yeni serilerden veya çark challenge videolarından filan haberdar olun. Kanala efsane videolar geliyor arkadaşlar. Kesinlikle bunları kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Ve... Videoyu da beğenirseniz arkadaşlar daha fazla karo artı paket yorumlama gelir. Biliyorsunuz bu videoların açıklama kısmına Facebook grubumuzun linkini koyuyorum. Facebook grubumuzdan da yorumladığım için oraya gelebilirsiniz açıklamadaki linke tıklayarak. İlk olarak İbrahim Aslan'ın kargosundayız. Galatasaray kargosu kurmuş ve 106 genlik bir Galatasaray karusu Gerçekten çok güzel görünüyor, mükemmel görünüyor. Tuttuğu takımın kargosunu kurması işte bu benim oyundan aldığım keyif. Yani oyundan aldığı keyfi gösterir arkadaşlar böyle en yüksek takımı kurmaktansa bu şekilde tuttuğu takımın en iyi halini kurmaya çalışıyor. Ben de sevdiğim liglerden hayal kadro falan kurarak geçiniyorum. Yani bu şekilde oyunda eğleniriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa çıkan kartın en iyi kartı sevmediğin oyuncuyla falan oynamak bence güzel olmaz. Bence bu şekilde olması oyunu daha eğlenceli ve oynanabilir hale getiriyor arkadaşlar. Hemen İbrahim Tarhan'ın bir paketi var. Yamuk çekmiş ama Kurtuğa çıkarmış Toti Forvet paketinden. İbrahim Tarhan'ın bir paketi de var. 86'lık Coutinho çıkarmış. Ve Emirhan Sümer böyle bir kadro atmış. Güzel bir kadro atmış ama kendi kadrosunu olmayabilir bilemeyiz. Sefa Ercan öneri selamlar demiş. Aleyküm selam Sefa. Öneri olarak sana öneri verebilirim abi. Sol bekte sol bek oynat lütfen. Sol orta sahada da sol orta sahada oynat. Bu ne biçim şey? Bir kere zaten sen şu an Svensson'da Vak'a'nın yerini değiştir. Ayrıca sol bekine de bir Chilwell, Creswell veya ne bileyim işte Robertson falan almaya çalış. Creswell falan paran yeter Vak'a'yı. Sat yani. Vako hiç bir oyuncu değil. Kadronda da çok düşük oyuncular var. Aynen herkesi sat yazmış. Herkesi satıp yeni bir kadro bile kurabilirsin. Yani kadro birazcık düşük pasif kalmış. Özkan Bacı Hunter... Abi soyada bak neyse. Stopper 95 Van Dijk gelecek. 2 gün içerisinde öneri demiş. Yani 2 gün içinde Stopper 95 Van Dijk gelecekmiş. Gayet güzel. Ee, öneri istemişsin. Çağlar Söyüncü'yü alıp yükselt. Eğer Çağlar'ı çok seviyorsan onunla oynamak istiyorsan. Çünkü hani Çağlar Premier Lig kadrosunda olması gerekiyor artık bundan sonra bence. Zaten diğer sezonlarda da daha yüksek bir kartın daha yüksek kartlara elit kartları çıkacağına inanıyorum. Genel olarak da kadro süper görünüyor. Sağ orta saha, sağ orta saha falan iyi görünüyor. Tam Premier Lig kadrosu sayılmaz bu. Tam anlamadım ama sağ orta sahaya Adama Traore kullanırsan çok hızlı. Hani her videoda öneriyorum ama gerçekten çok hızlı. Onu da kullanırsan senin için çok çok güzel olur. Gerçekten mükemmel olur. Santraforlarda Bundesliga'dan zaten Lewandowski falan kullanabilirsin eğer seviyorsan. Genel olarak kadron güzel ama kaleci olarak da bir Schmeichel falan al. Yani bu olmaz. Hiç kimya vermiyor. Evet. Kerem Yaya Old but gold demiş. İmam Osturursa Cema. <laughs> Ulan ben bunu niye koymuşum videoya? Aga eski videolarımdan açmış. Ama abone bile değil bana görüyor musunuz? Yok ama şeyden link olarak açmış. Belki abonedir. Kardeşim inşallah abonesindir bana bak. Arkadaşlar bu kadar izleyip de abone olmayanlar varsa yani gerçekten baksana adam o kadar benim grubumda abone bile değil galiba grubumda olduğuna rağmen. Saçma geldi şu an. Eren Yıldırım izlemeyi sevdiğim 11 demiş. Bak işte benim en sevdiğim tarz. En sevdiğim tarz abi. Adam izlemeyi sevdiğim 11 deyip video atmış. Yani kadro kurmuş. Ama biraz daha yükseltirsen daha iyi olur. İzlemeyi bu adamları izlemeyi seviyormuş. Gerçekten kötü de oyuncular yok. Gerçekten güzel oyuncular var. Benim de sevdiğim oyunculardan kurulu bir kadro. Hemen takım böyle olacak önerinize beklerim videoya selam demiş aleykümselam öneride yani takım böyle olacaksa güzel olacak Reme Goodmanson yerine benim her zaman dediğim tabii ki de adama Traore var camda Delali kullanabilirsin Mount yerine Jason Mount'u ben çok sevmiyorum çünkü o yüzden onun yerine Delali'yi öneriyorum veya Henderson yerine de Madison kullanabilirsin genel olarak güzel bir kadron var ama kadronu beğendin. Beğendin mi? Beğendim. Baver Tarhan yüzgen 140 kimyalık güzel bir karosu var. Bir şey de yazmamış. Baver Tarhan bir de Toti çıkarmış. Hem de Toti ilk 11 oyuncusu çıkmış. Robertson çıkmış. Abi adam Toti Robertson çıkarmış. Bu garantili bir paket mi bilmiyorum arkadaşlar ama Toti Robertson çıkarmış. Gerçekten Helal olsun mükemmel yani. Tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir oyuncu çıkarmış. Umut Gürsoy'a bakıyoruz şimdi. Umut Gürsoy 108 yan 170 kimyalık mükemmel bir takımı var. Ama Neymar'ın orada ne işi var ya? Bu Neymar muhtemelen satılamıyor arkadaşlar ya da ilerleyen zamanlarda satılacak. Takipçimizin coin'si de yok. Ama işte orada Neymar yerine farklı bir oyuncu olsa çok çok daha güzel olabilirdi Karo Neymar çünkü kendi mevkisinde oynamıyor. Zidane'ı satabiliyorsan bilmiyorum satılabiliyor mu satılamıyor muhtemelen ama satılabiliyorsa Zidane'ı sat. Onun yerine e, Neymar'ı MOO'ya koy. Sortsay da bir tane oyuncu al bence daha iyi olur. Sortsay ikon bir oyuncu falan alabilirsin o parayla. Arda Samet Şahin, Benzema ile Krosu aynı pakette çıkarmış. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Yemin ediyorum dünyanın en şanslı insanları herhalde bu grupta. Dünyanın en şanslı bir iki insan herhalde bu grupta arkadaşlar. Bu grupta bekliyor. Galiba ben anladığım kadarıyla öyle. Hakan Muhafız. 108 yani 170 kimyalık Beşiktaş isimli La Liga kadrosu var. Ama Neymar Zidane filan da var takımda. Brezilya. Brezilyalılardan oluşuyor. Yok La Liga kadrosu değil. Çok garip bir kadro. Herkes de birbiriyle kimya yapmış. Çok güzel bir kadro kurmuş. Vallahi helal olsun. Hiç bağlantısız oyuncu yok. Ligler farklı. Ülkeler de değişiyor filan ama hep bir bağlantı kurmuş. Gerçekten güzel bir kadro. Tolga Tener. 100 gen 170 kimyalık. Güzel bir kadro. 60. Adama Travresi de var. Beğendim. Erdem Ulutaş Toti paketinden Ziyech çıkarmış ama bu tabi ne pakete nasıl çıkıyor zorlu yani şansı çok mu düşük yüksek mi bilemediğim için arkadaşlar bunun hakkında bir yorum yapamayacağım. Hemen şöyle gelelim Eray Kanın kadrosu paketi daha doğrusu Kevin de Bruyne çıkarmış haftanın takımı paketinden 90 rating çıkarmış. Yuh, yuh, diyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama gerçekten çok iyi bir adam çıkarmış. Tebrik ediyorum Eray Kağan'ı. Arda Dibala 89'luk Henry çıkarmış. Garantili paket miydi bilmiyorum ama bakın burada da Benzema var. Eğer bunlar garantili değilse gerçekten güzel. Garantili ise de emek harcayıp çıkarmış. Onu da beğeniyorum. Arda Aral muhtemelen iPad'den çekmişti atmış. Çünkü bu şekilde olması normal değil. Ayoze Perez yerine sağ kanatta Premier Lig'den çok fazla oyuncu var. Özellikle Sterling filan. Sterling'in sol kanatı da var. Sağ kanat kartı da var sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ayoze Perez'i değiştir o yüzden. Neymar da abi herkes niye Neymar'ı farklı mevkide oynatıyor? Artık şu Neymar'ı kendi mevkisinde oynatın. Ve o oğlu bir dizilişe geç istiyorsan kardeşim orada oynat Neymar'ı. Çünkü böyle olmuyor. Ama genel olarak kadron güzel. Kadronu genel olarak beğendim. Full team of the weeklerden oluşuyor zaten. Beğendim kadronu ama işte oyuncuları kendi mevkisinde oynatmana bak. O şekilde senin için daha iyi olur kardeşim. Hemen gelelim Toti Forvet paketinden. Thiago çıkarmış Arda Dibala. Mert Adıktı. Laport çıkarmış Toti Forvet paketinden. Mert Adık'ta bir de yani 150 kimyalık güzel bir kadrosu var. Arkadaşlar bundan sonraki kadroları bu şekilde gösterelim. Çok efsane bir Oha Muslera'yla gol mü atmış o? Yok artık Muslera'yla Muslera'yla gol atmış. Ulan Mahmutcan. Mahmutcan Güneş ile gol atmış. Tebrik ediyoruz kendisini. E-score. Oo abi van. Ben... Paket net değil. Çok inanasım gelmedi ama Pot'un paketinden Van Dijk, Pizzi ve Aranguiz'i aynı anda çıkarmış. Vallahi tebrikler ya gerçekse. Pepe çıkarmış Mahmutcan Güneş. Üçlü Team of the Week çıkarmış. Gerçekten güzel. Mehmet Hakan Salah çıkarmış. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Abi tottan Dijk ve Laporte'yi birinci gün sonra al alıyorum. Orta sahadan Kante alacağım. Önerim nedir? Bütçe 15 milyon civarı. Kardeşim Kante'yi de alıyorsan zaten genel olarak güzel bir kadron var. Şöyle arkadaşlar ben artık hızlıca ineceğim. Böyle aşırı güzel bir şey var mı ona bakacağım. Sonrasında da artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliriz. Hep pozisyon dışı öneri vermişsin ama seviliyorsun kardeşim demiş. Bakayım şuraya. Pozisyon dışı öneri derken ne demek istedi anlamadım ama eyvallah sağ olasın. İstediğini yapamamışız ama yine de seviliyormuşuz. Mutlu oldum o yüzden. Hemen geçelim potumdan. 88 sonrası Rol Albior çıkmış. Abi şöyle efsane bir paket falan var mı ya? Böyle çok efsane. 90 gen oyuncu falan gördük ama böyle 95 üstü filan. Abi haftanın takımı paketinden Messi çıkmış Ozan Leyli'ye. Şöyle hemen bunu da yeni sekmede açalım. Bu eski paket 99'luk Lucas. Ve arkadaşlar aşağı iniyoruz iniyoruz. Sonuna kadar ineceğim. Paket ortağım Özkan açmış. Özkan Van Dijk çıkarmış Toti Defans paketinden. Bunu da Özkan açmış. Bunu da Lapor çıkarmış. Tebrikler Van Dijk'ı çıkarması da gerçekten harika olmuş. Arkadaşlar sonuna gelmeden önce son olarak şurada. Yani yani gerçekten arkadaşlar mükemmel değil mi? Ama şu an siz tam görmüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Abi bu Robertson. Yani harika görünmüyor mu ya? Team of the Year defans paketinden Robertson çıkarmış. Ve burada bir de abi Messi var. Tam size görünüyor mu bilmiyorum ama bir de Messi var burada arkadaşlar benim gözümün önünde. Ben çıldıracağım yani. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten mükemmel paketler, mükemmel kadrolar vardı arkadaşlar bu videoda. O zaman arkadaşlar biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazlası için kar yorumu ve paket yorumlamaların bin beğeni artık geçelim yani bu videoda da bin beğeni geçemezsek artık ben daha ne yapayım. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi çok güzel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen tıklayın ve gidin. Mükemmel video olacak. Kaçırmayın tabii ki de. Hoşçakalın. Gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın ve bay bay.